sarı dolar yememek için direkt detaydan giremiyorum ama geçen gün bağcılarda olan olayı biliyorsunuz. Uyuşturucunun etkisinin altındayken annesine işte olmaması gereken çok ağır bir olay yapıyor. Çok detaylı bir şekilde giremiyorum maalesef olaya. Çünkü gerçekten ağır sarı dolar yerim yani videoyu kaldırırlar. Çok üzücü bir olay. İnsanda ister istemez bir travma etkisi oluşturuyor zaten. Bir de sansürsüz izliyorsun ya ve o sırada işte annen geliyor aklına asla yapamayacağın bir şey geliyor. Sonrasında çocuğun geçmişine bakıyorsun. Annesine çok bağlı olduğunu görüyorsun çevresindeki insanların onun hakkında neler dediğini görüyorsun. Annesine çok bağlıymış. Bunlar ayrı ayrı yüzen olaylar. Çünkü uyuşturucu dediğimiz olay böyle işliyor maalesef. Belki bu çocuk normalde asla ama asla böyle bir şey kalkışmayacak ama uyuşturucunun etkisinin altındayken bu tarz şeylere çok basit bir şekilde bile hareket edebiliyor. Yani olayı düşündüğünüzde belki de kafası çok fenayken annesi bunu azarlamaya çalıştı ve bu anlık bir sinirle böyle bir olaya kalkıştı ya da halüsinasyon gördü. Çünkü o tarz durumlarda beynimizin dur yok. düz devam ediyor aklına ne gelirse. Çünkü o sırada onun kafa bambaşka yerlerde. Bambaşka şeyler görüyor. Şunu yapayım mı dediğinde yap diyor beyin. Zaten çocuk da psikolojik olarak sorunlu biri. Daha da beter duruma geliyor. Bunu artık çok iyi bilebilecek bir seviye değil mi? Çünkü çok fazla kullanan insan tanıdım. İnegöl'deyken bu tarz uyuşturucular çok yaygındı. Şimdi daha da beterleri yaygınlaşmış. Eskiden sadece ot vardı. Otun türevleri olurdu ya da işte bazıları hap atardı. Şimdilerde ise artık kimyasallar işin içine dahil olmaya başladı. Metamfetamin çok fazla fazla yaygınlaşmaya başlamış İnegöl'de. Ve bunu alanın kafı öyle böyle normal bir seviyelerde olmuyor yani. Özellikle sinir hastası olan arkadaşlar, biraz sinirli olan arkadaşlar kendinize bu konularda ayrı bir engel koymaya çalışın. Çünkü normalde yapmayacağınız ama o tarz durumlarda yapabileceğiniz çok fazla kötü olay var. Sonunda sadece sağlığınıza değil çevrenize de zarar verirsiniz. Sonraki hayatınıza da zarar verirsiniz. Şu an çocukta olduğu gibi. Belki normalde bu tarz şeyler yapmayacak. Belki annesi laf attığında bir sus kadın vesaire diyecek. Ya ya da işte odasına kapanacak. Sağ sola bir eşya atacak ama maddenin etkisindeyken bu tarz şeyler olmuyor. Engelleyemiyor kendini. TikTok'a dönersek bu çocuğu güzelleyen çok fazla video gördüm. Ama bu güzelleme olayı daha çok çocuğa acıma. Bunu da linçlemiş insanlar. Aslında buradaki lince çok da dahil olmuyorum ben. Çünkü kullanan insanların olayını biliyorum. Gerçekten normaldeyken asla yapmayacağı şeyler maddenin etkisi altındayken yapılabilir oluyor. Ama zaten o maddeyi alırken de bunu kabul edebiliyorlar. Ama bazılarında şöyle bir durum var. Bilinçsiz bir şekilde başlıyorlar öncesinde. Al bu oğlum ne olacak? Bak bunu çok duyarsınız. Almayın. Zorlayın kendinizi. Bırakın arkanızdan laf atsınlar. Bırakın ortamda sizi dışlasınlar. Almayın. Ama TikTok'ta karşı çıktığım bir olay var. Anneler çocuklarının videosunu paylaşıyor. Ah be oğlum ileride sen de benim işte başımı şey yapar mısın? Bu tarz başlıklı rahat 25 tane video gördüm. Burada işte o çocukları üzülüyorum. Saçma sapan bir annenin elinde büyüyorlar. Çok düşük bir ihtimalle gelecekte düzgün bir insana dönüşecekler. Çünkü anneleri onu büyüten, onu eğiten büyük ihtimal babaları da aynı sıkıntıdadır. Çok dandik insanlar. İster istemez insan üzülebiliyor. Bu konularda eğer birini linçlemek istiyorsanız tamamen hukuksal olarak belirtiyorum burada. Buradaki linç kastımız sokağa çıkıp dövün değil. Bu konuda bir insanlara baskı kurmanız gerekiyorsa Süleyman Soylu'ya kurabilirsiniz. Çünkü sınır güvenliğimiz o kadar basitleşti ki iç güvenliğimiz o kadar basitleşti ki bu tarz şeyler sokaklara çok rahat bir şekilde girebiliyor. Sokakta büyümüş insanlar bilir. Met gibi maddeler eskiden yoktu sokaklarda. Çok nadirdi. şu Şuansa istesem birkaç telefon konuşmasından sonra çok rahat elde edebilirim. Çok yaygınlaştı çünkü. Burada işte iktidara baskı kuracaksın. O kadar uyuşturucu sokuluyor ülkeye. Bunların sorumlularına ne yapılıyor? Bunların sorumluları kimlerle yan yana, kimlerle fotoğrafları var? Ota benzemez bu tarz uyuşturucular. Mahveder insanı. Ve bundan para kazanan insanlar da ülkede üst seviyelerdeki insanlar. Onlara bir şey yapmadıkça daha böyle çok çok videolar görürüz. Çok fazla yanan hayatlar görürüz. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşürüz. Görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.